Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemizde bir bebek panosu yapacağız. Bu görmüş olduğunuz parça hepimizin çeyizlerinden kalma kaşık çekmecesinin üst tarafı, camlı bölmesi. Şurada bir logosu vardı. Onu asitonla temizledim. Üstünü söktüm. Şimdi boyamaya geçeceğim. Çünkü bizim kombinimiz beyaz çocuk odasında. Bunu beyaza boyayacağız. Kaplamasını sökmeyi denedim. İsterseniz siz kaplamayı söküp boyayabilirsiniz. Ben sökmeden boyayacağım. Bu da çekmecesinin alt tarafı, suntası diyeyim. Tabii üstüne biraz çalışmalar yapmıştım ben bunun. Biraz pislendi. Ama hiç sorun değil. Bunu da boyayacağız çünkü. Bunu da alt kısmına getireceğiz. Ve bunun üzerine istediğimiz işte ismiydi, doğum tarihiydi, kilosuydu, boyuydu, onları yazacağız. Nasıl yazdığımı, hangi teknikler kullandığımı, onların hepsini ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Arkadaşlar, çerçevemizi boyadık. Altına nasıl tablomuzun iç kısmını takacağımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada çivilerim var. Çivilerimi birazcığını çakarak yamulttum. Ve aynı işlevi diğer kenarlarda da yaptım. Bu şekilde tablomuz buraya geldiğinde içine koyup şu şekilde kıvırınca şöyle tablomuzu tutacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapattım. Şu çivilerimi göstermiştim size. Bu şekilde yerleştirirsek tablomuz kaymayacak. Gördüğünüz gibi şöyle basit bir hareketle kilitlenmiş oluyor zaten. Evet arkadaşlar, panomuzun bebek ismini ben keçeden yapmak istedim. Bu şekilde arkası yapışkanlı. Yapışkanlı bulamazsınız eğer, normal bir keçeden de olur. Ya da kağıttan olur, kartondan olur, kumaştan olur. Bu sizin hayal dünyanıza kalmış. Ben bu harfleri bu şekilde kopya kağıdına çizdim ve kestim. Mesela R harfi kestim. Bunu da telefonumdan büyüterek yaptım. Üzerine koydum. Yumuşak uçlu bir kalem kullandım telefonuma zarar vermesin diye. Bu şekilde çizerek kestim. Sonrasında bunun üstüne koyuyoruz. Hatta bir tane kesmiştim ben, R harfi. Bu şekilde koyup ben siyah tercih ettim. Siz isterseniz farklı bir renk olur. Siyahın üstüne beyaz olacağı için beyaz kalemimle çizerek keseceğim. Evet arkadaşlar, kestim. Gördüğünüz gibi kalıplarımı panomuza yapıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar, panomuzun tablo kısmı bu. Gördüğünüz gibi harflerimin boyutuna göre ölçüsünü aldım. Bu şekilde yapışkanını çıkarttım ve yapıştıracağım. Evet. Çok güzel oldu. Devamında İkinci bir isim var ve altı da devam edeceğim. Doğum tarihi, günü, işte kilosu, boyu. Evet arkadaşlar, panomuzu bitirdim sayılır.
Şimdi bu keçeyi yapıştırdıktan sonra kenarlarını marker kalemle geçtik. Çizimlerimizi yaptık. Ben şöyle bebeğimizin kara kalemini yaptım. Siz isterseniz buraya fotoğraflar da koyabilirsiniz. Ve tatlı şeyler çizdik. Bu yıldızları şu kağıtla yaptım. Şu kalıpla yaptım. Dilerseniz buna da gerek yok. Şöyle. Şimdi montajını yapayım ben çerçevemizi. Bir de öyle bakalım.